ilk defa olarak direkt halkın belediye başkanlarına oy verdiği seçim Saadet Enerji gibi 25 Kasım 1963 tarihinde olmuştur. Daha evvel belediye meclisi seçiliyordu. Onun içerisinden belediye başkanları seçiliyordu. Çanakkale Belediyesi 1871 yılında kurulmuştur. Ve o belediye kurulduktan sonra Cumhuriyet dönemine kadar 28 tane belediye başkanı vardır. Cumhuriyet döneminde de 30 tane belediye başkanı var. Kronolojik olarak biz bunları burada sergide yer vermeye çalıştık. Bu bağlamda Çanakkale'nin özellikle düşman işgalinden kurtuluşu sırasında 6 Ekim 1923 tarihidir. Ahmet Kazım Bey kendisi belediye başkanı idi. Sonra 13 Ekim tarihinde görevinden ayrılacak. Onun yerine İblis Mehmet Kasım Efendi gelecek. İblis Mehmet Kasım Efendi'nin başka özelliği oğlunun da belediye başkanlığı yapmış olmasıdır. Yani baba oğul belediye başkanlığı yaptı. Çeviklerin akrabası. Evet, Çevik Mehmet Efendi Sıçı'dır. Onlar aynı sürüler. Evet. Aynı sürüler. Çevik Mehmet Efendi'nin oğlu Reşat'ın babası. Tabii. Hatta onların bir de Fuat diye bir şeyleri vardı. Kardeşler, bunun çocuğu vardı. Tamam. Demokrat Parti döneminde kendisi büyükelçi olarak da görev yaptı. Çok önemli bir aile aslında. Bunlar Bilecik'te özellikle orman işletmeleri konusunda ihale almışlardı ve o dönemde Türkiye dışarıya kuru üzüm, kuru incir satıyordu. Evet, doğru. Evet. Hatta bu İmirlerin arsaları vardı bir şeyde. Tekzen bölgesinde. Melih Namık Bey var. Melih Namık Bey aslında Bursa kökenli bir şeydir. Ama yeni seçim sistemine göre yine bu dönemde de maalesef parti kavgaları var. Muhalefetten iki tane aday çıkıyor. Birbirine çok yakın oy alıyorlar. Tabii aradan Orhan Bey başlıyor. O seçiliyor. Sonra itiraz ediyorlar. O itirazında bir tanesi geç itiraz ettiği için kabul ediliyor. Öbürüne de itirazı kabul ediliyor. Gerekçesi uygun bulunmuyor. Dolayısıyla Orhan Bey belediye başkanlığı kabul edilmiş oluyor. Bir dönem belediye başkanlığı yapıyor. Daha sonraki, bir sonraki seçimde ise İsmail Bey belediye başkanlığına aday olacak ve belediye başkanlığı görevini yapacak. Kendisi milletvekili seçilince belediye başkanlığını bırakacak. Sonra belediye meclisi sizi uygun görüyor ve Çanakkale'nin en uzun belediye başkanlığı görevinde bulunmuş başkanı. Onun rekorunu şu anda Çanakkale'de erişen olmadı. Kendisi burada benim fazla bir şey söylememe gerek yok zaten. Biliyorsunuz. Yani ben kendisini tanıdığım için çok mutlu addediyorum kendimi. Bu sergi ne kadar sürecek? Nisan ayının 7'sine kadar diye. Nisan, 7 Nisan. Bir tane borçluk bıraksaydınız. Muharrem Bey'in fotoğrafı. Şimdi şöyle olabilir yani, herhalde. Yöneticiler şey orada. Müze yöneticileri. Mithat hocamıza, Mithat abaya çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Gerçekten Çanakkale Belediye Başkanları, yani halk temsilcileri bize 1935 tarihinden itibaren, pardon, 1923'ten itibaren olan bütün belediye başkanlarımıza özgeçmişleriyle beraber bizi sundu. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Güzel bir de kitap oluşturmuş. Bundan sonra da milletvekillerini yapacağını söyledi. Onu da buradan duyurmuş olalım. Evet, bunlar işte bellek, yani kentin bellekleri. Bunlar daha uzun yıllar sonra, yıllar sonra hepsi birer belge. Bunlar önemli. İyi ki Mithat hocamız var üniversitemizde, çünkü bütün Çanakkale'nin bütün değerlerini teker teker bir araya getirip bizlere sunuyor. İşte vakıflar konusu var, milletvekilleri, belediye başkanları, birçok konuda, tarih konusunda, kültürel birikimler konusunda hocamızın çalışmaları çok önemli. Onun için kendisine teşekkür ediyoruz ve bizi çok mutlu etti. Sağ olsun, var olsun. Özgür Bey, peki şimdi önümüzdeki belediye meclisi, sanıyorum ki son belediye meclisi. Evet, yarından sonra. Ayrıca da 100. yılda da Çanakkale
Bakırköy Belediye Başkanı'sınız değil mi? Evet. Nasıl his bir his bu? Evet yani işte denk geldim. 100. yıldan ben denk geldim. Şimdi bu kadar uzun süre yaparsanız illa bir şeye denk geliyorsunuz. Ben 100. yıla denk gelmiş oldum. Güzel bir duygu tabii. Cumhuriyet'in 100. yılları çok önemli. Mutluyum. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yani sonuçta biz Cumhuriyet'e layık bir hizmet vermek için çaba gösterdik. Bizden sonraki ileride aynı çabayı göstereceklerdir. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak açıkçası gerçekten Cumhuriyet'in esas sahipleneniyiz. Cumhuriyet'e sahiplenmek lazım. Cumhuriyetçiyim demek de olmaz. Cumhuriyet'in bütün değerlerine sahip olmamız lazım ve bunu yaşamamız lazım. Onun için biz de onu yaşamaya ve yaşatmaya gayret ettik. Çanakkale'de bunu başardığımızı varsayıyorum. Barış'ın ve özgürlüklerin kenti olarak şey yaptı ve bu kabul gördü. Öyle yaşıyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet'e layık olmaya çalıştık. İnşallah olmuşuzdur. Teşekkür ederim. Sağ olun.